Selamlar en değerli Benhür'ün Aşireti üyeleri, nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir çünkü ben çok iyiyim. Pazartesi yani Euroturağ'ın yeni bölümünde yeni garajımızı alacağız. Bir Berlin'de garajımız vardı ve şimdi yeni bir şehirde garaj almaya çalışacağız. Geçen hafta bunu yapamamıştık çünkü paramız yetmemişti. Bakalım bu videoda alabilecek miyim? Tabii işçilerim de bana para getirmeye devam ediyor. Onun için lafı daha fazla uzatmadan hemen oyuna geçmek istiyorum. Ama öncesine bir şey demem lazım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi oyuna geçelim. Arabamı çalıştırdım. Şu anda arabam nereye gidiyor? Mazot taşıyoruz. 23 ton. Toplamda 23.753 euroluk bir iş var burada. Bunu yaptığımda yeteri kadar şey almış olacağım. Nereden çıkacağım ben şimdi? Oralar değil. Yeteri kadar paraya sahip olacağım. Kalacağız. Sky Nine. Ben şuradan geçer miyim? Ha, birazcık vurduk ama sıkıntı yok. Tamam, geçermişiz. Onun bu Scania'ya ne kadar özelliği varmış la. Şuraya bakın. Bir sürü gösterge var. Dikkatli geçmem lazım buraları. Herhalde bu iyidir. Tamam. Ya oğlum hiçbir şey de okuyamıyorum. Küçücük küçücük yazmışlar. Şimdi ben saat şu anda kaç? 4 civarı falan. Ben yeni geldim eve. Yine bir takım aracılık işlerim vardı. Beni yine aradılar. Dediler ki kardeşim şöyle şöyle bir işimiz var, çözer misin? Dedim tabii hemen çözerim. Ne olursa olsun iş çözüyorum ben. İnsanlarla iletişimim iyi olduğu için insanların anlaşmazlıklarını, işleri çözüyorum. Bu sayede de ücret kazanıyorum. İşte uyandık falan. Saat 11-12 tak bir telefon geldi. Kardeşim dedi şuraya gider misin, benim bir işim var. Dedim giderim tabii falan. Gittik geldik. Normalde bana ücret öyle değildi. Bana bir miktar kesik attı adam. Dedim abi bu kadar atmışsın. Dedi kardeşim şimdilik idare et. Ben sana diğer sefere daha çok para vereceğim. Okey dedim, tamam. Sonuç olarak müşteri hani devamlı olduğunda sana kazandırır. Dedik tamam hadi eyvallah, şimdilik böyle olsun. Şimdi oradan geldim. Burada da mesafe olarak az bir mesafe. Şimdi bak 14 saatlik mi? 14 saatlik bir mesafem varmış. 600 kilometre. Lan oğlum. Bu hemen geçer zaten ki neden hemen geçmesini istiyorum? Şey almam lazım benim. Selamünaleyküm. İyi zorlandı la araba. İyi çıktı ama ha. İyi zorlandı. Hemen buradan işimi halledip yeni bir garaj almam lazım. Bir an önce almam lazım hem de. Onun için kısa mesafeli seçtim ama bana da yetiyor. Kaç para verecek bunun karşılığında? 23.753 euro alacağım. Zaten benim de şu an 171.000 euro'm var. 171.000, 180.000, 190.000. İyi, en azından bak 10.000 falan da cebime kalıyor. Şimdi bir de şu var tabii. Benim işçilerim var ya, şoförlerim. Onlar da çalışıyorlar. Onlar da çalıştığı için sıkıntı olmaz. Daha çok para gelir yani bana. Şu an bu arabanın benzini yokmuş ya. Bu arada ben başkasının arabasıyla çalışıyorum. Kendi arabamla değil. Bu bir Skyray. Benim Skyraym var mı? Yok herhalde. Ha bu arada yeni bir garaj alacağım ya. Yeni bir araba, yeni bir işçi de lazım ona. Onu da söyleyeyim. O kadar kolay değil bir garaj alıp bırakmak. Olmuyor yani. Skyray'ı beğendim yani. Şu anda bir sıkıntısını göremedim. Hoşuma gitti açıkçası. Belki diğer arabamda Skyray olabilir. Gelecekteki arabam. Bu araba pek hızlanmıyor gibi mi acaba? Yoksa Volvo'dan sonra mı bana öyle geldi? Olabilir. Çünkü Volvo'yu biz geliştirdiğimiz için o araba bayağı hoşuma gitmişti benim halbuki. Bak görüyor musun? NBFC. Lan nasıl kaza yaptık öyle? Anasını avradın sayın seyirciler, neler yaşandı az önce? Lan ben sadece bir görüntü almak istemiştim. Şöyle bir görüntü alayım demiştim. Araba gitti tosladı mosladı, bir şeyler oldu, Allah Allah. Oğlum arabanın hasarına bak. 2 saniyede %24 hasar verdik arabaya. Neyse kardeş yani araba bizim olmadığından belki 10.000 keserse bak gördün mü yine garaj parasını karşılayamıyor duruma gelebilir. Şimdi arabanın hasarı var. Mecburen arabanın hasarını da bizden alacak yani arabanın sahibi. Onun için 10.000 euro falan alırsa 20.000 zaten euro, 13.000 euro bana kalır. 13.000 euro da beni karşılar. 170.000, 180.000, 183, 184.000 liram falan oluyor. Herhalde yine garaja yetiyor. Ama bak motor arızası veriyor. Ben 13 saat motor arızasıyla mı devam edeceğim şimdi? Şuradan bir benzin alayım. Tabii araba benim olmadığı için mazot parasını ben vermiyorum. Bir de şurada uyuyalım şöyle. Ah, Şoför Ali para kazandırdı bize. Bak 2000 euro getirdi. Şoför Madison da getirdi. 914 euro. Toplamda 5000 euro da Şoför Darko getirdi. Toplamda 179.000 euroya çıktık. Şoför Darko S seviyesine atlamış. Şoför Darko bayağı geliştiriyor kendini ya gerçekten. En başta Şoför Darko'yu mu ne almıştık biz? Bayağı rütbeli onun için diğerlerine göre. O bayağı geliştiriyor kendini. Bu Mercedes arabaları ne? Bak ben bir tane adamla konuşmuştum Niğde'ye gittiğimde. Tırcıymış. Dedim abi Mercedes falan filan, dedim Volvo çok iyi falan filan dedim. O da tabii öyle dedi. Mercedes nasıl dedim. Mercedes'i beğenmiyorlarmış ya. Gerçekten Mercedes hoşlarına gitmiyormuş. Mercedes diyor hiç iyi araba değil diyor. Lan ne yapıyorsun babacım sen? Sky Nine'a da güzel araba dedi. Onun için Sky Nine'ı da bir almak denemek istedim. Fakat hızlanması acaba arabanın modelinden mi kaynaklanıyor? Yoksa istediğim gibi hızlanmıyor yani araba. Yavaş. Mesela Volvo olsa şu anda ben 100, 110, 120 gidiyordum. 2 saat 20 dakika kaldı varmamıza. Ben cuma gecesi ne yaptım? Bahçeli gitmiştik biz arkadaşlarla. Ben de bayağı bir senedir aslında kulağımı deldirmek istiyordum. Yani bir fırsat olmamıştı, nasip olmamıştı. Sonra bir arkadaşla tanıştım ben bundan 1,5-2 yıl önce. İsmi Mücahit. Kulağını deldirmiş yani, o tecrübeli olduğu için ben ona dedim ki ben de kulağımı deldirmek istiyorum. İşte bundan 2-3 gün önce Bahçeli'ye gittik. Bahçeli'ye derken hep ben de son 1-2 haftadır Mücahit'i darlıyorum, diyorum ki ne zaman deldiriyoruz. Bu arada 182.000 euro olmuşuz. Sonra Bahçeli'ye gittik, dedim hadi deldirelim bugün şimdi. Geziyoruz Bahçeli'de, böyle bir dükkan bulduk. Dükkana ayırdık, kaç para? Şu kadar lira. Tamam, o zaman ben kulağımı deldirmek istiyorum. Sonra kulağı deldik. Tabii ilk önce bu küpeyle delmiyor. Şöyle farklı bir küpe var böyle uzunlamasına. O şimdi şurada gösteremiyorum da. Uzunlamasına bir küpe var. Tamam, tak deliyor. Sonra ben de 3-4 gün sonra çıkarttım onu. Bunu taktım. Ama biraz kulağın alışması gerekiyor. Mesela o ilk taktığı küpeyle ben bu kulağımın üstüne yatıp uyuyabiliyordum. Ama şimdi bununla biraz yatamıyorum. Buna da biraz alışması lazım küpe. Çünkü burada aslında bir ağırlık var. Müşteri zamanında istiyor diyor. Kalan süre 1 saat. Biz oraya 1 saat... ucu ucuna yetişiyor la harbiden. Bakayım kalan süreye, harbiden ucu ucuna yetişiyor. Hiç durmadan gitmemiz lazım. Bu arabada gaza basamıyor ki oğlum. Gitmiyor ki bu araba. Şimdi yavaş yavaş buna alışmaya çalışıyorum. Hep böyle bir içimde heves vardı. Mesela çok saçımı uzatmak istiyordum ben bundan bir 4 yıl önce, 5 yıl önce, 6 yıl önce. Saçımı bayağı bir uzatmıştım şuraya kadar. Ondan hevesimi aldım. Aslında bu da bir heves yani. Hevesimi aldıktan sonra bunu da çıkarırım, takmam. Mesela şurada kolye almak istiyordum, tamam mı? İşte geçen senelerde bunu aldım aga ben. Takıyorum mesela, sürekli takıyordum, hiç çıkartmıyordum. Şimdi mesela takı olsun diye sadece dışarı çıkarken falan takıyorum. Öyle. Bunların hepsi heves. Dün Instagram'da gezerken bak mesela şu anda ben deyince falan bir tık hissediyorum, tamam mı? Dün ben işte Instagram'da takılıyordum. Bir tane çocuğun küpesi vardı. Küpesinin ucunda saçlar var ya, peruk. Küpeye peruk takmışlar aynen. Lan küpeyi bir çektiriyor lan, diyorum ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen diyorum, böyle acayip kötü oldum lan. Elimi böyle deyince falan hissediyorum. Acımıyor ama hissediyorum yani, hissetmemem lazım. Adam küpeyi çektiriyor böyle. Oğlum ben bayağı kaza yapıyorum ya. Vallahi bayağı kaza yapıyorum ha. İşte açım ya. Gerçekten bak, aç olunca insan araba kullanamıyor aga. Harbi şu an açım ben ve araba kullanmakta bayağı zorlanıyorum. Tamam, ben buraya şimdi geldim. Direkt ben geçmek istiyorum aga. Hiç uğraşamam. Tatminkar dedi. Hemen sonuçları göster. 19.000 verdim lan. Aa iyi lan. Ben 10.000 falan keser demiştim. 202.000'im oldu. Harika. Şimdi hızlı yolculuklar. Onayla. Volvo be. Şu an 199.000'im var. Şuradan döneceğiz. Aynen bak. Buradan iniyorduk. Soldaydı değil mi? Aynen. Selamünaleyküm. 180.000. Al burayı. Garaj satın almak istiyor musun? Evet. Oba! Yine garajımız. Hayırlı uğurlu olsun. 1 2 3 tane de yeri varmış buranın. Bak. Bura bizim işte yeni garajımız. Gördün mü? 180.000 euroya aldık burayı ya şimdi. Hemen girelim şuradan garajımıza. Hop. Enter. Şimdi bak burada benim iki tane garajım var. Biri bura, biri bura. Bak burada 3 kişi alabilirim. Bak burada 5 kişi zaten var benle birlikte. Buraya ben artık yeni adamlar falan alacağım. 19.000'im var. Şu anda bir şey yapamam çünkü bir araç satın alabilirim. Eğer mevcut da bir işçi alırsam araç ister. O halde araç olmadığı için geri gider. Onun için önce araç almam gerekiyor. Ama onun için de iş yapmam lazım. Şimdi ben bu oyunu burada bırakacağım. Çünkü garajımızı satın aldık. Hatta bakalım şöyle garajımıza bir dışarıdan bakalım. Önü de böyle. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Bu ve bu tür serilerin devam etmesi için de kanalıma abone olabilirsiniz. Ve daha da önemlisi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.